وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ مقتحم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمتل قادشتاني الله راضي olsun hepiniz birçok adet hatm şerifler, sure-i celile cemile ve esma husna'dan okunacakları okumuşsunuz. Rabbim kabul ederin eylesin. Şimdi müsebbatın sonunu ekrana yansıtabilir miyiz şeyine Hocam? Allah mahfili vel valideyi tarafını kitaptan onu şeyden sonra imsak hemen olur olmaz da müsebbahat okuyalım müsebbahat Kadir aleyhisselamın virdidir biliyorsunuz o çok büyük bir virdir bütün belalar kaldırıyor her sabah güneş doğmadan bir de güneş batmadan ikinden sonra sabah akşam okunuyor da öbürleri bildikleriniz 10 şey 7 kere tekrar ediliyor da yani sekizi ilan edersen biliyorsunuz da 9-10 duadır Yunus Aleyhisselam'ın kavmi de helak olacağı zaman o dua ile kurtuldu. Müsebbahat'ın sondaki dua ile. Çünkü çok acayip manası var. Ya Rabbi bize yakışanı yapma bize, sana yakışanı yap bize diye. Çünkü bize yakışan yani helak olmamız. O kadar günahımız var ki özellikle Müslümanlar olarak İslam'a karşı gevşekliğimizden dolayı emri bil maruf ne yani müker terk ettiğimiz reddiyeleri terk ettiğimizden dolayı hacımız hocamız toptan bu işin içindeyiz. Belayı hak ettik yani. 13 e onun için ya Rabbi sen bize yakışanı yapma bize. Sana yakışanı yap bize. Kerem sahibisin. Hilim sahibisin. Acele ceza vermesin. Mağfiret sahibisin. Onun için o dua çok önemlidir. Müsebbahat hakkında bizim müstakil risalemiz var. Lale Gül yayınlarında yani benim e, kitaplarımda neler var? Bütün hazineler onlarda. Bütün düğümleri çözen salavat onlarda. Belayı kaldıran zikirler onlarda. Fakat millet kitap okuyup amel eden yok. Maalesef. Ee, sizler de tabi denilenleri yapıyorsunuz ama e, sohbet dinlemede meraksınız ama kitap okumuyorsunuz. Halbuki kitap okumak, okumak zikirdir, ve ibadettir ve ilimdir. Hangi kitap? Ayet-i hadis olan kitap. ayet hadis olan kitap okunmadan ilim olabilir mi yani? Zaten şu anda gidip hocaların yanında ders alma imkanları da kalmaz. İnternetlerden ne kadar olur yani. Herkes internetten ders veriyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Hepsi geldi benim lafıma yani. Teknolojiyi kullanalım, tebliğ yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Bana neler ettiler? Bizim ham softalar neler ettiler bana? Radyoda, dergide, televizyonda. Şimdi baktım hepsi dergi şeyler, internet kanalları kurmuşlar. Oralardan sohbetler. E yapın. Yapın tebliğ bellihu anni ve levaetin. Bir ayet olsun benden tebliğ edin. Yani ulaştırın. Ne manası vardı bizden çekişip de bugüne kadar kuvveti bölmenin? Bir Müslümana daha fazla sohbet edeydi bir hoca efendi. Daha faydalı olmaz mıydı? Yani öngörü maalesef yok. E, efendi Hazretlerimiz hep önümüzü açtı bizim bu işlerde. Ta 15 sene evvel mecbur bıraktılar bizi. Cevap vereceğiz dedi. Ta o zaman televizyon müsaadesi etti ama biz imkan bulup da kuramadık. Ta kaldı. Hapisten ne kadar sonraya. Elhamdülillah bak bugün size e, Allah'ımızın e, izniyle, müsaadesiyle, kudretiyle istediğimiz vakitte evimizde dururken ulaşabiliyoruz. Nereden ulaşacaktık şimdi? Nereden ulaşacaktık? Onun için Mevla'ya hamd edelim de bu hastalarımızı ziyade eylesin. E, bunların da kesilmesinden muhafaza eylesin. Çünkü hiç olmasa bir şeyleri anlatıyoruz birbirine. Hidayetine vesile oluyoruz. Şimdi sizden iki şey e, isteyeceğim. E, önümüzdeki haftaya kadar bunlar çok kuvvetli dediklerim. E, Enâm suresi i cemilesini e, 70 bin e, melakê indirdi. Şimdi e, Enam suresi sayfa kaçtı acaba şeyini bir arayın Hasan da. Bu yeni kitaptan sağ taraftan Arapça başladı ya. Yeni kitaptan sağ taraftan Arapça tarafından hangi efendim e, sayfede başlıyor. E, ona göre onu kardeşlerimize söyleyelim. Çünkü orada diğer bazı sureler de var ama e, kitap da bugün çıktı. E, yani geliyor Lale Gül'e. Kitabın adı Emrazı Sariye ve Korunma Yolları. Yani bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları. Bu korunmanın maddi manevi tedbirleri var. Kurtulmanın tedbirleri var. Allah'tan başka kurtaracak yok. Celle Celaluhu Rabbimize bana dua edin. Dua edin kabul edeyim sizin için buyuruyor. Fezkurun korkum. Siz beni zikredin. Ben de sizi rahmetimle zikredeyim buyuruyor. Şimdi bizi azapla zikretmiş. Bela ile zikretmiş bizi şimdi. Başımız beladan kurtulmuyor. Ümmetimiz perişan. Kabe'miz kapandı. Ravza'mız kapandı. Mescitlerimiz kapandı. Önümüzdeki Ramazan-ı Şerif'imizde teravi cemaatlerimiz kapandı. Ne hatimlerle kılan camiler vardı. Biz de niyet etmiştik. Allah niyetimize göre versin. Ama e, yani bu bir bela değilse daha da bela aramayın yani. Daha da bela aramayın. Mevla bize gazap etti. Gazap etti yani. Kazık. Efendimiz öyle derdi. Kızdırdık derdi Rabbimizi derdi. Kızdırdık. Çünkü ne me lazım? Bana nedendi? Kimse kimse ya bu yanlış demiyor ya. Mevla böyle şey sevmez. Herkes birbirimize yanlışımızı diyeceğiz kardeşim. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek? فَهَدْعُ خِيَارُكُمْ فَلَا اُسْتَجَابُ Öyle bela gönderirim ki halimleri hayran bırakır diyor. Yani en yumuşak huylu adam bile şaşar kalır bocalar. En akıllı adam bile çare bulamaz. Aha gel bul. Öyle bela veririm diyor. Fitne salarım üzerinize buyuruyor. Ondan sonra en iyileriniz dua eder bak. Evliya, kutup, kavs. Bazen öyle bela gelir ki Gavs bile Mevla'ya iptihal eder. En son nokta Gavs'ın makamıdır. Fela üstü cevabı Duaları kabul olunmaz mı böyle? Kazayı mübremse Mevla buyurur. Ey benim dostlarım bu kulların belayı hak etti. Bu kesinleşti. Siz bu işte devreye girmeyin. Gir, giremiyor işte. Hangi evliya devreye girebiliyor şimdi? Yani Gavs da bir şey yapamaz buna. Kazayı mübrem geldi bindi başımıza. Ancak dua. Et Eddu, et dua ya ruttul kader buyuruyor. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu sellem. Dua kaderi de geri çevirir. Kazayı da geri çevirir. Belayı da geri çevirir. Zikir, zikir, zikir dua. Allah gazap ettirdik. Onun için meşayih burada ikinci cilt çıkacak da o ikinci ciltte meşayihin bu duasını söyleyeceğimse acayip bir şey. Günde işte 136 kere okunuyor. Olmadı. Bütün buradaki sayılarda 136 El-Mü'min ismi şerifinin e, sırrındandır. Bütün meşayih bunu beyan ediyor. Çünkü el-mü'min kullarını azabından emin kılan. O ismi şerifin hesabı hepçedir. 136 olunca diğer dualar da 136 okunuyor. Mü'min ismine tekabül etsin diye. E, o, o dua acayip. Meşayih'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mane alemde öğretti bütün meşayih'a. Bütün kitaplarda geçiyor. Taşköprü geçiyor. Abdurrahman Bestami Hazretleri Bursa'da metfun Molla Fena'nın talebesi, büyük evliya. Vefk ilminde, havas ilminde. Evliya Allah'ın reislerinden kaç tane Risale yazdı? 60 tane falan yazdı. Sultan II. Murad'ın çok sevdiğiydi. Ona ithaf etmiş kitaplarını. Bir tanesi Vasfut Deali Edvail Veba. Onda da var. Ondan sonra efendim El Ediyetül Müntekabe. Onda da var. Hepsi bütün meşayih yazmış bunu. O dua yani. Allah'ım sekkin. Sadmete heybeti kahramanil ceberut. Duaya bak ya. İnsan titriyor yani. Ya Rabbi diyor ceberut. Yani Allah'ın azamet, heybet, celal, izzet tarafından, sıfatların tarafından onların saltanatının, gücünün, heybetinin sadme. Sadme demek darbe demek yani. Darbe de Arapça ama siz, Türkçeleşmiş. Bir vuruyor bir darbe. Ya Rabbi diyor senin diyor kahrının Kahraman da kahırdan geliyor. Yani senin ululuğunun, izzetinin kuvvetinin, şiddetinin nebat şerab bir kere şedid diyor. Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir diyor Kur'an. Onun için senin cebarut aleminin kahrı, kahır sıfatı ez ezici gücü kullandı şimdi bize. Nefes aldırmıyor bize şimdi. Nefes aldırmıyor. İni minnetiyor Rabbimize? İşte cebarutun kahramanı kahır sıfatı ne oldu? mu? Sallat etti Mevla bize. Onun tecellilerine. Ya Rabbi diyor bu ceberut aleminin kahrının heybetinin sadmesini yani vuruşunu vurdu bize şimdi. Bu darbeyi sakinleştir diyor kurban oldu. Neyle sabitleştir? Bil latifetin naziletil varideti min babi feyadanil melekut diyor. Allah Allah. Ne dua öğretmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşayihe görüyor musun? Hadis kitaplarında bulamazsın bunu. Hep mana aleminde bunları öğretti. Hep ilgileniyorum ümmetiyle sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bizimle ilgilenmiyor mu zannediyorsunuz? Şimdi diyorlar Resulullah ziyaret eden de kalmadı, selam veren de kalmadı. Ne olacak şimdi görüyor musun? Ne ne olacak? Her yerden salat selam okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde haydır diridir namaz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu bütün alemleri kaplamış. Herkesi ziyaret ediyor. Bütün meşayih onunla görüşüyor. Rüya aleminde dostlar buluşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhunu sen kabri şerifte hapsedebilir misin haşa? Hep bizle o ilgileniyor. Ve ne buyuruyor? Melekut aleminin, melekut, manevi alem, mülk, bizim gördüğümüz taraf, gökler, yerler, dağlar, taşlar, melekut görmediğimiz taraf, yedi kaç sema, arz, kürsü, levh, kalem. Melekut aleminin feyiz kapısından varid olan, nazil olan e, lütuf sıfatınla lütuf sıfatınla burada lütuf devreye girecek. Başka çaremiz yok. Lütuf sıfatınla ne yap? Ceberut sıfatının, kahrının, heybetinin, sadmesini sakinleştir diyor. Hatta ne teşebbese bir ezyali lütfike biz senin lütfunun eteklerine yapışabilelim. Ve ne atasum bükemin inzali kahrike kahrunun gazabının inzalinden sana sığınalım. Senden sana sığınılır. Eudü bi ancak senden sana sığınırız. Kime sığınacağız? Kimin ne gücü var ya? Amerika, Rusya bir görünmeyen virüsten indirdi aşağı. Kurban olduğum. Ne heybet gösterdi. Hani ordularınız vardı, hani e, şeyleriniz, askeri e, uçaklarınızın gemileriniz vardı. İstediğiniz yere gemi gönderiyordunuz bütün e, bir memleketi hemen bombalıyordunuz. Ha bak gözle görünmeyecek kadar ufak bir şeyle tevirdim sizi Mevla buyuruyor. Onun için kahrının nüzülünden sana sığınalım. Ya kuvvet kuvvetil kamileti vel kudreti şamileti. Ey kamil kudret sahibi, mükemmel güç sahibi, her şeye şamil olan kuvvet sahibi, her şeye şamil olan rahmet sahibi. Kurban olduğum sana Allah'ım. Bu dua çok önemli de bu ikinci cidde çıkacak. Bunun sayıları var. İşte onlar okunacak inşallah. İşte o ikinci cilde gece gündüz ona da uğraşıyorum ama maniler de var. Birisi sohbet istiyor, birisi işte bağlanalım, sana bir şey soralım. Onlara da cevap vermeden olmuyor. Böyle şeyimiz var tabii. Kendimizde de, vücudumuzda da tabii zafiyetler var. Onun için e, bu duaları yapacağız. Şimdi size iki şey talep ediyorum. Birincisi, En'am sure -i -i Cemilesini 70 bin e, Kiram indirdi. Kim, em, kim En'am Suresini okursa, Niye getirdiler bize? Hamis hocam. Ekrana verecek mi? Tamam. Ben ya kitaptan okuyanlar için sayfa 290'da kitaplarınızı hazır edin. Müsebbatı birlikte okuyacağız. İlanlar. Birinci cilt ezkar. Yeni çıkan ezkarın birinci cilt sayfa 290'da efendim e, diğer ilanları zaten ben yaptıracağım. Bildiğiniz şeyler. Fatiha, Nas, Felak da bu tesbihatla salavat ile peşine duası var. İşte Yunus Aleyhisselam'ın kavminin kurtulduğu müsebbatta zaten. Her gün müsebbat okusa adam zaten bela gelmez. Hiç. Hazır Aleyhisselam öğretti bunu. Bütün meşayih ittifak etti bunda. Efendim e, bu müsebbat. Ondan sonra Enam Suresi kaçtaymış? Şey, Beş, beşten beşte Enam Suresi mi başlıyormuş? Sağ taraftan. Şimdi bu Emraz-ı Sariye, Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları kitabımız. Şu an bugünden sonra hemen talep edebilirsiniz. İnşallah çıkıyormuş bugün geliyormuş. Bu kitabın sağ tarafı. Aynı böyle şu sağ var ya Kur'an okur gibi. Kur'an sağ taraftan açılıyor ya. Sağ tarafından açıyorsunuz. Beşinci sayfada Enam Suresi başlıyor. Yani bayağı gidiyor. 29'da bitiyor. 29'da. E Kur'an'dan okumayalım mı? Şimdi Kur'an'dan okursan arada iki lafzayı celal arasında yüzde yüz müstecap dua var. İsmi Azam orada. O duayı biz araya soktuk. Resulullah geçiyoruz duasını yapıyoruz. Allahu alemu Kur'an devam ediyor. Hiç dünya kelamı konuşmadan. O dua orada. Onun tam şimdi sayfasını bilmemize lüzum yok. Çünkü Enam suresine başlıyorsun 5'ten geliyorsun o duanın yerine Resulullah kaçıncı ayet hocam Resulullah Allahu alemu? O ayet-i yani siz düz okurken Kur'an'dan geliyorsunuz sırada. Biz onu ayrı bir yere koymadık. O zaman adam Kur'an'ın arasından açacak, onu bulacak, onu bulmayacak. Öyle iş olmaz. Resulullah ayet-i kerimede geliyor. İki laf sayı arası, i̇sm Azam. Bunu her işte kullanabilirsiniz. Hayırlı muradınız için. Yüzde bin, bin beş yüz. İsticap mahallenin. İmam Cezeri bile bunu yazdı yani. El-Hüsnül Hasin'de. Bu, i̇sm Azam burada. Bu dua ile beraber okuyorsunuz. Bir denesi var. 29. sayfada sure bitiyor. Bittiği zamanda ne var? bittiği zaman e, hatim duası var. E şey yani En'am'ın hatmi, Kur'an hatmi değil. En'am suresinin hatminin duası var. Bu iki duayı meşayih tertip ettiler. Bunlar birleştiği zaman özellikle lafzayı celal arasındaki dua bütün tefsirlerde de geçer. Bu duanın kısası var, uzunu var. Ben uzununu yazdım oraya. Bütün rivayetler ihtiyattan cem ettim. Bu duayı da okumak üzere En'am suresi istiyorum sizden. Ne kadar? 70 bin. Haftaya 124. ayet. Ben de aklımda öyle kalmıştı da şüphelendim. 124. ayette iki laf sayı celal Kur'an'da tek orada var. Vafsız, felsiz, çıplak olarak yan yana birbirine geliyor. İki laf sayı celal. İşte iş orada bitiyor. İsmi Azam orada. Onun için Enam suresini 70 bin okuyoruz. 70 bin ne demek? İşte sayayım. 70 binden fazla olsa zararı yok. 70 bin okumamızdaki sır nedir? 70 bin melek indirdi buyuruyor sahih hadis şerif. Bütün tefsirlerde geçer. Şeyyaha sebun elfe meleket. 70 bin melek eşlik etti. Kim Enam suresini okursa salli aleyh melek ve ve o 70 bin melek indiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le görüşen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Enam suresi Mekke'de indiğinde dağlar ilim ilim inlediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azametinden secdeye kapanıp tesbihat yaptığında dünyada böyle bir olay olmamış. Enam suresi toptan indi. O yetmiş bin melek yani o indiren yetmiş bin melek onu okuyan kişiye salat ediyorlar, dua ediyorlar, günahlarını istiğfar ediyorlar. Okuduğu gün ve gece boyunca hangi gün okuyorsan. Ama bir kere de okumak lazım yani anlıyor musun kardeşim? Şimdi dört, dört sayfa oku, kalk çay iç, beş sayfa oku, git hıyar kes Bu olmaz. Edebe rahatsızlık olur. Çünkü İsmi Azam da içinde ta 124. ayetinde sonunda da duası yapılacak. Bir kere de okunacak. Bir nefeste demedik. Bir kere de okunacak. Yani bir oturduğun güzel abdestini al, hacet namazı iki rekat kıl, on sonra kıbleye dön. Zaten namazsızlar Kur'an okuyamıyor. İki rekat hacet namazı kıl. Hemen Enam Suresi okuyoruz. 70 bin melek. Topla bakalım 70 bin kere 70 bin. Ediyor herhalde 4 milyar 900 bin. E, bu kadar adet Melaike-i Kiram hazaratı bu Enam suresini okuyanlara salat, dua istiğfar edecekler. E, bu kadar melek bize dua ederse Allah'ın belası kalır mı? Azaplar kalkar. Biz dua ediyoruz ama günahkar ağızlarımızdan dua ediyoruz. Ama Melaike-i Kiram günahsız ağızlarla bize dua edecekler. E, günahsız ağızlarla bize dua edecekler. Yüzde yüz bela kalkacak. Haftaya Cuma akşamı işte imsa bir saat kala diyelim yine. Dörde çeyrek kalaya çevirelim de çünkü vakit yetmiyor. Şimdi imsak geri geliyor. Dörde çeyrek kala En'am suresine yoğunlaşalım şimdi. Onda haftaya da başka bir virt vereceğim. Böylece okumalar. Nuh suresi okumaya devam edenler edebilirler. Diğer e, inna vesaire. Bu birinci cidde yine Ahkaf suresi kaçtaymış? E, bu şey çıktı kitap. Ahkaf suresi 10 kere okunacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti. Meşayıktan birine bunu beyan etti. 10 kere Ahkaf suresi. E çünkü burada kafir cinlerin de şer güçlerin de helaki için. Ahkaf suresi 10 kere okunacak. 10, 10, 10, 10, 100 tane 10 yapın. 1000 tane, 10 bin tane 10 yapın. Fark etmez. Ben mesela 70 bin enam dedim. 70 bin kere 70 bin oku enam. Ne zararı var? Ama sayı yani en az bu olmalı demek istiyorum. Ahkaf suresinin sonunda bir dua var. Ahkaf suresini Kur'an-ı Kerim'den de okuyabilirsiniz tabi bulup. Ama 30-34. 30. sayfa. Kur'an gibi sağdan açıyorsunuz kitabı. Ahkaf suresini okuyorsunuz. Resulullah sall sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu değil mi e e bu Ahkaf suresi okunacak. Peşine bir kere de duası okunacak. 10 kere duası ile beraber. Bir okuyorsun ben hemen duasını işte 34'te demek bittiği yerde duası var. 4 satır. Yani 4-5 satır. Ahkaf'ı okuyorsunuz. Hemen ahkafın peşine dua okuyorsunuz. Bir daha ahkafa başlıyorsunuz 10 kere. Ya hoca ben bunu bölüşelim. Ben 10 kere 10 yapamam. Şey, okuyamam. Tamam şey yok. Yani bir kere sen oku, öbürüne bir kere okusun ama hep duasıyla. Peşine o dua okunmak şartıyla havası bu bunun. Ne öğretildiyse öyle yapacağız. Kafadan yorum yapmayacağız. Büyüklerimiz kitapta ne yazdı ben hepsine kaynak koydum. Kitabın içi kaynak dolu. Ha ilk mu? Haftaya ilk savur. Evet cuma gecesi giriyor. Çok önemli bu Cuma gecesi girmesi, yani bereket getirecek. Cuma gecesi girmesinde hayırlar, cam oluyor. Ee, yine, 4.30 e, 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 imsak. E biz 4.30'da e, 3'te buluşalım. 3'te buluşalım. Duada 3'te buluşalım inşallah. Bir de en mühim mesele, bak şimdi bunları unutuyoruz, senede bir kere fırsatınız var, o da haftaya bu gece. Ramazan'ın ilk gecesi haftaya bu gece. Perşembeyi cuma bağlayan gece. Nedir o? Fetih suresiyle iki rekat namaz kılınıyor. Fetih suresiyle kim iki rekat namaz kılarsa ben cemaatle kıldırıyordum. Herkes okuyamaz ezbere diye. Dört buçuk sayfadır. İnna fetehne aleke bu bina. Ramazan'ın ilk gecesi. Yani haftaya bu gece. Teravihden önce de olur. Akşam yatsı arası. Teravid, çünkü ilk gün oruç olmuyor ya. Perşembe ilk gün oruç yok. Cuma başlıyor oruç gece önce giriyor. İsterseniz akşam yatsı arasında yaparsınız, istersen teraviden sonra kıl, ister teheccüdde kıl. Herkes kadın erkek inna fetane hale rekat namaz kılalım. E hoca efendi ben inna fetane ezbere bilmiyorum. Bilen varsa imam olsun sana, sen ona uy. Tabii ki sosyal mesafeyi korumak şartıyla bir kişi iki kişi. E bilen de bulamam. Nerede bulacaksın her evde inna fetane ezbere bilen adam? O zaman e, İmam-ı Leknevi diyor ki yüz ihlasla kılacak. 2 rekat yüz ihlasla kılacak diyor. Artık 50-50 yaparsınız. Anneli tutulmaz. İstersen yüz yüz yap. 200 yapsan daha eftal. Ama bir rivayette gördük İmam-ı Neysaburi'nin Kavari'ül Kur'an. Bin sene evvelki kitap. Çok muhteşem bir muhaddis. O zatın eserinde nafile namaz içinde şartı yok. Ama nafile namazda ezbere bilenler Kesinlikle bunu yapsın. İmam Mesudi radıyallahu teala bunu rivayet ediyor. İmam Üchuri diyor ki bu ona belag ile sahabeden tabiinden almak suretiyle bunu diyebilir. Kimse kafasından böyle bir şey diyemez diyor İmam Üchuri. Ve bütün kitaplar bunu naklediyor. Ramazan ben de bu yeni çıkan kitapta kaynaklarını zikrettim. Bulursunuz. Ee, eski Ramazan şerif kitabımda da var 15 sene evvel. Buradaki sır eğer ki kardeşim şey yapamıyorsanız yüzünden okuyamıyorsanız ee, şey yani namazda ezber okuyamıyorsanız şaşırıyorsanız şu durumudur. Yüzüne de okumaya bir rivayet var. Bir rivayet. İşte bir rivayet bir rivayettir. Onun için e, yine elli ihlasla yani yüz ihlasla da iki rekat kılın. İnna fethane ala kılamıyorsanız. İster inna fethaneyi bölün ikiye. Efendim iki rekatta tümünü okuyun. İster bir rekatta tümünü oku, ikincide de kulüvallahu okuyun. fark etmez. İster birinci de başka bir sure oku, ikinci de inna fitalan tümünü oku. Fark etmez diyor. İmam-ı Cuhri bunları beyan etmiş. Ee, ancak e, mutlaka ama mutlaka bütün Müslüman kardeşlerimiz haftaya bu gece Ramazan Şerif'in ilk gecesi inşallah çok belalar kalkacak. Çünkü ne buyuruyor? Ramazan Şerif'in ilk gecesinin sabahında ve leysallahu bitarikin eheden min ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem sabihate evveli evvel yevmi min ramadan illa le. Ramazanın ilk gecesinin tam da cuma gecesi, sabah da cuma sabah Müslüman olup da zerre kadar imanı olup da bu yolda kulağı olup da Allah'ın rahmetine muntazır olup da bir tane günahkar çıkartmaz diyor. Ramazanın ilk sabahı bütün ümmeti affetmiştir diyor. E, af olunca belalar kalkar zaten. Belalar kalkacak. Onun için e mutlaka inna fethana ile unutmuyorsunuz Perşembe Cuma bağlayan gece namazda okuyabilen namazda okuyamayan yüz ikhlas ile iki rekat ee, ama namazda okuyamayan mutlaka bu yüz ihlası kılsa da mutlaka yüzüne bir inna fethana okuyacak yüzüne hiç Kur'an okuyamazsa birine okuttur okuyan çok bulursun yüzüne okuyan bulursun birine okutursun sen dinlersin mutlaka inna fethana ne buyurur? Hufiz <laughs> o senenin korumasıdır mücerreptir, denenmiştir, hak bulunmuştur. Eğer ilk geceyi kaçırırsan tabi bir sene yok. Ramazan'ın ilk gecesi İnna fethi ile kılarsan iki rekat o sene, o sene ne demek? Bir daha senenin Ramazan'ına kadar mahfuz. Bitti. Ne kolera, ne kolera, ne korana, ne bela, ne musibet. Allah'ın izniyle. İnna fetihna'nın fethiyle, bereketiyle. Bütün bereketler Kur'an'dadır, Allah'ın kelamındadır, kelimatındadır kardeşlerim zikirdedir, duadadır. Onun için bunu da söylemiş olayım. Sakın terk etmeyin. Bunu da özellikle e, bunu kessinler arkadaşlar. Bunu bir hafta boyunca versinler. İnşallah kimse unutmasın. Müslümanlar bu saatte dinleyemeyenler, kapılamayanlar var. Onlar da mahrum olmasınlar. Şimdi efendim e, dualar zaten okutunuz, Okuduklarımızdan sonra dualar yapalım. Biz şimdi e, sadece bir e, efendim 25 kere istiğfar okuyalım. E, ondan sonra Yüz kere Kelime-i Tevhid ıı, okuyalım, e, 100 kere Besmele okuyalım, yüz kere La Havle okuyalım, hemen dualarımıza başlayalım. Bir de 136 kere El-Mü'min ismi şerifi, bu işin sırrı El-Mü'min ismi şerifindedir. E, o onsuz olmaz. Cebi hatalarımızdan Estağfirullah, 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 Estağfirullah. estağfirullah استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, الله. العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله 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 استغفر الله, الله, الله. العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو el hayyel gayyume ve Şimdi e, kelime-i tevhid bin kere okunuyor tabi her sabah da. Şimdi biz ne yapalım? E, yüzer kere okursak burada bu kadar insanla beraber yüzlerce binlerce okumuş oluruz. Estaizübillah. Faalemennehu لا إله إلا الله 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 لا الله لا الله Allah Teala bir kuluna son derece gazap etse bir kelimeyi tevhid ile Allah'ın gazabını geri çevirir diyor. Bir kelimeyi tevhid bütün müşriklerin bile günahlarını affettirecek kadar kuvvetlidir buyuruyor. Yani imana gelseler. Onun için e, kelime-i tevhid şimdi bize Allah gazap etti belli. Bu gazabı kaldırması için okuyoruz. Saidü'l-efa. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah 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 la la ilahe illallah la bir kelime tevhid ses uzatırsan la güzel okursan talibine tecvidine rahatle 4000 büyük günahı kırdırır hedemet le 4000

لا إله <سؤال> إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا 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 الله لا الله لا لا الله لا لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس adede ma vesi'ahu Allah, 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 amin. Şu seher vaktinde duaların yüzde kabul olacağı saatte Helmin min sâlin ortaya, bir şey isteyen var mı vereyim? Helmin min dâmin fe böyle dua eden var mı kabul edeyim? Helmin min mübtelen fe afiye, belaya tutulan var maafiyet vereyim? Buyurulan şu nida gelen ve her gece olduğu hal, özellikle cuma gecesinde yüzde kabul saatinde ربي مزين سبحان ربي العليم على الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا عليم يا حليم يا يا الله يا عليم يا يا عليم الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا لا اله الا انت ولا نعبد الا اياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا انك انت السميع العليم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء الله اللهم <سؤال> اجعلنا اصحاب نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم خير الجزاء خصوصا خالد بن زيد ابو ايوب الانصاري محمد بن صالح احمد بن صالح حميد بن صالح وسائر الصحابه المدفونين في هذه البلده المحروسه امين اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء خصوصا شيخنا روح روحنا هادينا الى الله الحاج علي الحاج الحاج محمود الاول قدس الله اسرارهم العلي اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم Ya Rahman Rahim Ya Hayy Ya Kayyum Ya Bedi Ya Semavat vel Ardı Ya Del Celal Ve İkram Ya Del Celal Ve İkram Ya Del Celal Rabbena 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 Rabb Ya Rabbi Sen Fazıl Kereminle Lüt Ederek Okumuş Bulunduğumuz 13.177 adet Kur'an-ı Kerim Hatemat Şerifesini 2 milyon 886.406 adet Nuh suresi i Celile Cevilesini 2 milyon 741 bin 637 adet okumuş olan Kulillahi ve malikel mülk ayet celle cemilesini Şehidallahu ayet cemilesini 3 milyon 255 bin 873 adet okunan eee Kulillahi ve malikel mülk cemilesini İsmi azamların bunda gizidir 583 bin 29 adet ayet kürsi 548 adet Hazreti Osman Efendimiz'in tertibine göre haftalık yapılan hatemat şerifeyi, 18 milyon 539 bin 362 adet Fatiha şerifeyi, 20 milyon 824 bin 223 adet Salavat şerifeyi, 93 milyon 455 bin 941 adet La ilahe illallah Sübhaneke i̇sm azam Şerif'ini, 186 bin 513 adet Fetih Sürü'e cellesini, 3 milyon 408 bin 82 adet Yasin şerifi, 87 milyon 250 bin 740 istiğfarlarımızı 1 milyon 73 bin 480 hasbunallah ve ni'mel vekil zikri celili cemilini 11 milyon 732 bin 480 edal kelime-i tevhid 2 milyon 831 bin 210 edal ihlas şerifi 378 bin 600 imkanı kevser sürecili cemlesini 7 adet e, Kur'an-ı Azim şu anda geçen tehlilat, ayat-ı beyinatını, onlar çok kuvvetlidir. 2. 1225 adet rasulü, 57868 adet Besmele-i Şerife, 106813 adet Salat-ı Münciye, 446092 adet salât ı Tefriciye, 72 adet Salavat-ı Kübra, e, 72 27 selam kavlen ad Celle i Ad-Celle-i <laughs> seyyid i Cemil, Celle i Cemilesini, 10 bin adet e, Sübhanel Hayyil Kayyum e, ismi şerifini, tesbihatını, 168 bin adet 841 La Havle Şerife'yi, 205 bin adet e, tesb tesbihatı, e, tesbihatı, 74 adet Hamdele'yi, e, Ya Kerim Entel Kerim, 2950 adet e, 76.780 tekbiratı, e, 7 adet delaili Hayrat Hatmi Şerifi'ni, 6 adet Şifa-i Şerif Hatmi Şerifi'ni, 38 adet dürr Kasidesi'ni, kelime-i şehadetleri, kelime-i tevhidleri, yüz adet Erbain-i İdrisiye hatemat şerifini çok kuvvetli ismi azam, en süratli icabet Erbain-i İdrisiye'dedir. Dört adet Evrad-ı Behaiye'yi, 1908 adet Tebarike-i Şerif, 11 bin adet Tevbe Suresi, 1925 adet Bakara Suresi, 71 adet Asr Suresi, 492 Vaka Suresi, 265 Cuma Suresi, 1678 İnşirah Suresi, 68 adet kaf suresi 285 adet muhammed suresi 68 adet kef suresi 26 adet ahkaf suresi 12.654 alimran suresi 158 adet secde suresi 271 adet mülk suresi nazihat suresi 1415 nebe suresi 60 adet nur suresi 3729 rahman suresi 150 adet kıyamet suresi 10.200 felak nas sureleri muhafizeteyn şerifeteyn 140 adet hadis Suresi celle cemilesi onun da biliyorsunuz başında ismi azam vardır. Hüvele vele celle hürmetine. Ya Rabbi! 240 adet Duhan Suresi, Haşr Suresi, 5242 adet Hucurat Suresi, 340 bin adet En'am Suresi, Celile-i Cemilesi, 46 adet Enbiya Suresi, 588 Esma-ül Hüsna ve Ya Rabbi milyonlarca adet okumuş olan Esma-ül Hüsna'dan ismi şeriflerin e, her birerleri burada ee, sana arz edilmiştir. Ee, kabul makamına sunulmuştur icabet mahalline. Ya Rabbi e, bizler tarafından sen her şey ayandır. Kimlerin okuduğu, nerede okudukları, ne hal üzere okudukları, ne darda oldukları, ne dilekleri bulunduğuna dair her şey sana malumdur. Ya Rabbi sana e, tarif gerekmez ya Rabbi. E, senin bilmen, e, her şeyi bilmen bizim şu halimize kafidir ya Rabbi. Sen ı Kerem'inle e, okunmuş olan, bize hepsi ulaşmıştır. Ali Polat Hocamız aradı, onda nüfureleri. Hepsi bize ulaştı, bunların hepsi yazıldı. E, Türkiye'nin her tarafından, dünyanın belki binlerce mesajlar geliyor. Binlerce bak. Mübalağa değil. Bu kadar okuranların her birerleri bize ulaşmıştır. Allah'ımıza zaten ulaşmıştır. Okunduğu anda Allah'ımız bunları görmüştür, işitmiştir ve bilmiştir. Niyetlerimiz Rabbimize malumdur. Kurban oldum sana Allah'ım. Ya Rabbel Alemin hatim duaları, hatim yapıldığı vakit yapılacak dualar asla reddolunmaz. Her Müslümanın her gün ve gecede bir tane müstecap da davesi vardır. Hadis-i şerifte buyuruyorsun. Hatim duası izâ hatemel abdül Kur'an. Salli aleyhi amde elfe melek. Hatim bittiği zaman yetmiş bin melek salavat ediyor. Yetmiş bin melek hatim yapana. Burada on bin yüz tane yetmiş bin melek Hatimler bitmiş çünkü bu kadar 70 yet, bin melaki ikram hazarat. Diğer sure-i celilelerle müvekkel olan cümle melaki ikram hazaratı. Ve bu sure sure-i celile cemilelerin e, ayatı ve ve kelimatı ve beyinatı, aliyatı ve hurufu mübeyinatı bütün bunların her birerlerinin havasları vardır, tasarrufları vardır, kutlamları vardır, müvekkel melekleri vardır. Kurban olduğum sana Allah'ım bu içine düştüğümüz bu azabı, bu belayı aç bizden ya Rabbel Alemin okunmuş olan bütün zikirleri, virtleri kabule karin eyleyip, sahiplerinin niyetine kabule karin eyleyip, Ya Rabbi, Ya Rabbi bu okunanlar hürmetine kurban olduğum Sana Allah'ım. Bize ancak senden gelen, bize senden gelen Hazreti Kur'an kurtarır. Senin bize öğrettiğin Habibin vasıtasıyla zikirler kurtarır, dualar kurtarır. Kaderi bile geri çevirir. Dua belaları geri çevirir. Buyuruyor, Habibin öğretti bize sallallahu aleyhi ve sellem e, duadan aciz kalmayın. Len yehlike <laughs> ma'ad dua edip de helak olan bir kişi yoktur buyuruyor. Bir fert dua ile helak olmaz buyuruyor. Acezün nazmen acezem minet dua. En beceriksiz, beceriksizin beceriksizi yani. Kılın kıpırdayamayacak, kafan sallanamayacak olsa yine kalbinden bile dua edersin. Mübarek adam duayı da beceremeyen neyi becerecek? Acizlerin en acizi duadan aciz olandır buyuruyor. Ya Rabbi sen bizi aciz bırakmadın. Kurban bu saatte kaldırdın, kıldırdın. Dualara muvaffak eyledin. Bu kadar sureler okumaya bu kadar Müslümanlar kardeşlerimize muvaffak eyledin. Biz de sana arz eyledik. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Allahümme Rabbe nekşif annel azâbe inna mü'minûn. Rabbe nekşif annel azâbe inna mü'minûn. Rabbe nekşif annel azâbe inna mü'minûn. Allahümme sekkin sadmete heybeti kahramanil ceberut, Bil latifetil nazilletil varidetil min babi feyadhanil melekûd. حتى نتشبث بأذيال لطفك ونعتصم بك من إنزال قهرك يا ذا القوة الكاملة والقدرة الشاملة والرحمة الواسعة يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا 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 يا رب يا رب يا رب يا رب ربي ربي ربي, ربي, ربي. Allahım amin, Allahım amin, Allahım. Şu saatte belaları kaldır, mikropları kaldır, vebaları kaldır, illetleri kaldır, marazları kaldır. Kurban olduğum sana Allah'ım okunan Kur'an-ı Kerim. Hayatü beynat hürmetine Allah'ım sen. Senden bize gelen rahmetler hürmetine, senden bize nazil olan bereketler hürmetine. Kurban olduğum reddolmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi dua kaderi de geri çevir. Bu sen kaderimizde daha beteri varsa da çevirirsin ya Rabbi. Yemhullah maşa Sana kim karışabilir ya Rabbi? Kim itiraz edebilir ya Rabbi? Mahbu ispat senin yedi kudreti nedir ya Rabbi? Dizlediğini silersin, dilediğini sabit edersin. Bu virüsü, bu mikrobu, bu vebayı ya Rabbi. Mahveyle ya Rabbi, mahveyle ya Rabbi, mahveyle ya Rabbi. izaleyle ya Rabbi, çözüme uğrat ya Rabbi. Çözüldür ya Rabbi, tesirini izaleyle ya Rabbi. Kimseye bulaşsa da bir şey yapamayacak hale getir. Ya Rabbel alemin her şey senin. Lütfu keremin dahilindedir. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Allah amin. Allah'a Rabbel. Zalemna fusena ve lem tegfirlena ve terhamna lenekunenne minel khasin. <laughs> اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليم بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليم بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل أنت اللطيف لم تزل ألطف بنا المسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل أنت اللطيف لم تزل ألطف بنا المسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل أنت اللطيف لم تزل ألطف بنا بالمسلمين سبحانك ما أحلمك ve bi ma alemek ve ala tefrici karbuna ve qadai ma akdarak ente thiqatuna ve raca'una fejal husna zannina fike cezana ey Allah'ım senin noksan sıfattan tenzih ederiz zulümden tenzih ederiz cimrilikten tenzih ederiz sen ac acziyetten tenzih ederiz sen bizi işitiyorsun kurban olduğum her şeye kadirsin ya Rabbi verebilirsin ya Rabbi Lütfedebilirsin ya Rabbi. Bizi kurtarabilirsin ya Rabbi. Ne kadar helim sahibisin. Daha büyük belaları hak ettik. Yine bu kadarla iktifa ettin. Kurban olduğum sana Allah. Im. Ne kadar helim sahibisin. Ya Rabbim ne kadar azamet sahibisin. Bizim halimiz hakkında dur. Başımıza gelen bu bela hakkında ne kadar ilim sahibisin, malumat sahibisin. Ya Rabbi bizim bu belamızı açmak hususunda ne kadar kudret sahibisin. Kurban olduğum sana Allah. Im. Biz sana hüsnü zannettik. Bu kadar ayetler okundu, zikirler okundu. Bu dualarla belalar kalkacak diye Üstü zannettik. Ee, ya Rabbi, daha buluğa bile ermemiş nice hafızlarımız var. Binlerce hafızlarımız var. Medreselerimizde hafızlar okuyorlar. Bütün Türkiye'mizde ve İslam aleminin hepsinde bu kadar hafızlar yetişiyor. Bu Kur'an ehli sabiler hürmetine Allah'ım yaylımdaki hayvanlar hürmetine emzikteki günahsız bebeler hürmetine rükudaki secdedeki e, yaşlı dedeler, neneler hürmetine Allah'ım kutuplar hürmetine gavus azam hürmetine Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sen fazl-ı kereminle lütfeyle keremeyle bu belamızı açmak için hususunda hüsnü zan ettik sana. Karşılığımızı da hüsnü zanına göre bize muamele eyle. Bunun karşılığında sen buyuruyorsun ki en ayda zanne abdi bi fel yazunne maşa kulumun zannının yanındayım. Nasıl benim hakkımda ne düşünürse öyle muamele yaparım. İstediğini düşünmesine müsaade ediyorum. Biz de sen hakkında ya Rabbi şu anda zanda bulunuyoruz ki dualarımızı kabul ettin. Bizi bu beladan azat ettin bizi hürriyetimize yeniden vasıl ettin ve Ramazan-ı Şerif'te bereketlere kavuşturacaksın. Ve Ramazan-ı Şerif'te bizleri namazlardan, zikirlerden, teravihlerden mahrum etmeyeceksin. Bu bela ile katletmeyeceksin, kahretmeyeceksin. Hüsnü zannımız budur. Evimizi, ocağımızı, mescitlerimizi, medreselerimizi bizimle mamur edeceksin. Helak etmeyeceksin bizi. Biz böyle hüsnü zanda bulunuyoruz. Sen de bize emrettin. Hüsnü zanda bulunu. Ben hüsnü zanınıza göre muamele edeceğim. O zaman bize karşılığımıza hüsnü göre bu okuduklarımız, dualarımızın karşılığında mükafatımızı hüsnü zannına göre bize muamele, hüsnü zannımıza göre bizim sanal karşı hüsnü zannımıza göre bize muamele ile, keremeyle, ile, kerem ile, rahmet ile, azabını, gazabını def rafu izale ile. Amin. Allah'ım amin. ma ahlemek ve halina ma alemek. Bu duanın manasını verdim. Subhaneke ma ahlemek ve halina ma alemek. Ve ala tefridi karbuna ve qadai hacetina ma iqderak. En tesikatuna ve Güvencemiz sensin. Umudumuz sensin. Sığınağımız sensin. İltica mahallimiz sensin. Senden gayri kimseye sığınamayız. Kimse bizi kurtaramaz. Ya Rabbi ümitler tükendi ya Rabbi. Bütün ya Rabbi tevekküller boşa gitti. Kimse itimatlar ya Rabbi faydasız çıktı. Ancak sana tevekkül ettik. Ancak sana itimat ettik. Ancak sana sığındık. Ancak sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Allah. Malike yevmiddini ya kenabüdü ya kenestu. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك سبحانك ما أحلمك وبحالنا ما أعلم تفريج كربنا وقضاء حاجتنا ما أقدرك أنت ثقتنا ورجاء جعل حسن الظن فيك جزاء آمين 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 يا أرحم الراحمين Ya Rahim. Ya Rabbi Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Ömrüne bereketler ihsan eyle. Ya Rabbi ağırlığına sancılan hıffetler ihsan eyle. Ya Rabbi sen onu başımızdan eksik etme. Ya Rabbi yokluğunu gösterme. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle ya Rabbi eskisinden ziyade sıhhat ve afiyetine malik eyle. Kurban olduğum sana Allah'ım. Bu dine çok hizmet etti. Senin yoluna çok hizmet etti. Şeriatı, tarikatı, sünneti, el-i etti. Sen de onu ihya ile, Ya Rabbi sen de onu abad ile, Sen Ya Rabbi fazl kerem ile başımıza eksik etme. Ya Rabbel alemi. Bizden dua sen. Bu saatte amin diyen nice kardeşlerimiz şu cuma sabah e, cuma sabahın ilk vakitlerinde duaların reddolunmadığı saatte ya Rabbi sen fazlu kereminle kullarının ne hayırlı muratları varsa şu anda amin diyenlerin işlerinde ne niyetleri ve dilekleri varsa meşru olan diyetleri hususunda onlara icabet eyle ya Rabbi isticabet eyle ya Rabbi her türlü hayırlı muratlarımız her birlerimizin ihsan eyle ya Rabbel Alemin Ya Rabbi bir hanım teyzemiz ve iki kızıyla beraber efendi hazretlerimizin de sevdiği bir hacıhanemiz Denizli'den İki de kızıyla beraber bu koronavirüsle yakalanmışlar. Onlara da Ya Rabbi acil şifalar efsane eyle, dertlerine devalar ikram eyle. Fazl-ı Kerem ile eskisinden ziyade suhat ve afiyetlerine malik eyle. Ya Rabbi cemaatlerimizden, sevdiklerimizden, tanıdıklarımızdan ve tanımadıklarımızdan, Müslüman kardeşlerimizden kimler koronaya e, yakalanmışsalar, ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi sen fazl-ı keremini onlara acil şifalar idrak eyle. Ya Rabbi yetiştir Ya Rabbi şifalarını, devalarını Ya Rabbi. Sahatlerini, afiyetlerini iade eyle Ya Rabbi. Vücutlarına kuvvet ihsan eyle. Ciğerlerini sönmekten muhafaza eyle. Boğazlarındaki ağrılarını izale eyle. Ateşlerini takvif eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi sen fazl-ı keremini Ya Rabbi. Takvif hürmetine Ya Rabbi. Çok çile çekiyorlar ateşler, hummalar, sıtmalar, titremeler, yanmalar donmalar kurban olduğum sana Allah'ım. Tahfif eyle ya Rabbi. Elane Allahu ankum. Ve alime enne fi kubdafa ad kerimetü hürmetine ki min rabbiku ve rahme. kuran Azim şu anda geçeceğim. bütün tahfif ayetleri hürmetine hafiflet ya Rabbi. Sen fazl-ı şifalan şifalarını ihsan eyle ya Rabbi. Ehli sünnet Müslümanlardan Kardeşlerimizden bu koronada şehit düşen hepsine de rahmet eyle ya Rabbi. Rahmetinle lütfunla muamele eyle ya Rabbi. Seyyatlarını mahve eyle ya Rabbi. Hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. O sallallahu te'ala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethira ve milhamdülillahi rabbil alemin. Amin, amin, amin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Ve alihi ve sahbihi ve şahit. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytin ve sahbihi ruhuna şu saatte arz olunmak üzere buyurun. El-Fatiha. Euzubillahirrahmanirrahim. Euzubillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم يا الله يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد يا كريم فَحْنَا منك بنفحة خير إنك على كل شيء قدير آمين ديم بدعاء Efendimiz sallallahu aleyhi ve Fatiha okuduktan sonra okunuyor bu. E, ee, bu dua 11 kere okunduğu vakitte Allah Teala'nın bütün rahmet esintileri, nefahatı e, üzerlerimize, evimize, ocağımıza, bulunduğumuz her mekana esecek. Lütfuyla, rahmetiyle bize muamele edecek. Amin. Ya Allahu ya vahidu ya ahidu ya vacidu ya cevadu ya kerim. Nefahna min bin nefahati khayrinne ka'la akul Ya Allahu ya vahidu ya ahidu ya vacidu ya cevadu ya kerim. Nefahna min bin nefahati khayrinne ka'la يا الله <سؤال> يا واحد يا احد يا واجد يا جواد يا كريم فحنا خير انك على كل شيء قدير يا الله يا واحد يا احد يا واجد يا جواد يا كريم انفحنا منك بنفحه خير انك على كل شيء يا الله يا واحد يا احد يا واجد يا جواد يا كريم انفحنا منك بنفحه خير انك على كل شيء يا الله يا واحد يا احد يا واجد يا جواد يا كريم فاحنا منك بنفحه خير انك على يا الله <سؤال> يا واحد يا احد يا واجد يا جواد يا كريم فاحنا منك نفحة خير انك يا الله يا واحد يا احد يا واجد يا جواد يا كريم فاحنا منك بنفحة خير انك يا الله يا واحد يا احد يا واجد يا جواد يا كريم فاحنا منك بنفحة خير انك على كل امين اللهم امين يا الله يا واحد يا احد يا واجد يا جواد انفحنا منك بنفحة خير انك على كل شيء آمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا جميع السيئات وترفعنا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة ما بعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا, حسبنا الله ونعم Hasbunallahu ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'mel nasir ufranike rabbena ve lekel sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidina ve alâ aleyhi ve selleme teslimen kethira ve elhamdülillâhi rabbil alem. Amin. Allah'ım amin. Biraz cam aç. Biraz tam aç. E, Fatiha-i Şerif'den başlıyoruz. Müsebbahat-ı başlıyoruz. Arada dünya kelamı konuşmayalım. Benim ilanlarıma göre okuyoruz. Allah-u Teala Hazır selamı da bizlerden Kaberdar eylesin. Dualarımıza amin demesini nasip eylesin. Hazreti Aleyhisselam'ın tasarruflarıyla, öğrettiği bu virtin berekatıyla, Rabbim bu azabını, gazabını üzerimizden refah eylesin. Amin. Şimdi yedi kere okuyoruz. Fatiha-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elrahim. Elrahim. Ya kun abidun ya kun esta'in. Ehdinas salatul mustaqim. En'amte aleyhim gayri. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والأضرار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك ونعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا <applause> صدق الله بيدك كلك قل أعوذ برب الناس استعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس <محن> يقول اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الذي في الناس ملك الناس من شر في الناس من <محن> <مك> <disk trance> <محن> <م listen> قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من, من, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يدك إلى فلك سورة أستعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر خاسق. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر خاسق. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم <سفال> الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر خاسق ومن <موت> <موت> شر النفاثات في العقد خاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر خاسق ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا عقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يدك الإخلاص شريف أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

قل يا ايها الكافرون يدك انا أستعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعابد ما عبدتم ولا أنتم ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن قل يا ايها الكافرون <applause> لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد <applause> دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم ما ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم صدق الله العظيم يدك رات الكرسي استعذ بالله بسم الله الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه وهو العلي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض من يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا سعى كرسيه السماوات والأرض ولا يَئُودُهُ حفظه وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة في السماوات

يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يَئُودُهُ حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عُلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ الْكُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا مَهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صَدَقَ الْعَظِيمُ Şimdi bakiyat salihat yedi kere. La havleyi de ekleyelim. Bazı rivayetlerde var. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

وصليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا في العالمين وعلى سيدنا الانبياء والمرسلين وعليهم وصحبهم والتابعين. السماوات علينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين جميع وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبهم الْتَابِعِينِ انك حميد. اللهم صل وسلم, الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم ابراهيم في العالمين وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه والتابعين وعلينا ما منك حب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وعلينا ما منك حب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم جميع الانبياء والمرسلين انك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى ال وصحبه والتابعين فعلينا معهم انك حميد مجيد امين شنو الدعاء سنه ايه <سؤال> بيلت نقراهم اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات انك حمي برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افعل بي وبي اجل ما في الدين والدنيا والاخره ما انت له اهل ولا تفعل بنا بما يا مولانا ما نحن له اهل انك غفور حليم ودود كرب اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم ولا اللهم افعل بي وبي معاجلا واجلا في ال... الاخرة ما انت له اهل ولا تفعل بنا بي مو... ما نحن له اهل انك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم اف... اللهم اغفر لي ولوالدي والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افعل بي وبي معاجلا واجلا في الدين والدنيا خرت ما انت له اهل ولا تفعل بنا بي مولانا بي ولا يا مولانا ما نحن له اهل غفور حليم جواد كريم رضي الله اللهم اغفر لي ولوالدي والجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم اللهم افعل بي وبي معاجلا واجلا في الدين والدنيا والاخره ما انت له يا مولانا ما نحن له اهل انك غفور حليم جواد كريم الله اللهم اغفر لي ولوالدي والجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افعل بي وبهم عاجلا في الدين والدنيا والاخره ما انت له اهل ولا تفعل بنا بما مولانا ما نحن له اهل انك غفور حليم جواد كريم رؤوف امين اللهم امين يا رب يا رب وكيما ينظر امين دسن اللهم اغفر لي ولوالدي والجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم اللهم افعل بي وبهم عاجلا في الدين والدنيا والاخره ما انت له اهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهلنا غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم ربي اغفر لي ولو اللهم اغفر لي ولوالدي والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, والمسلمات الاحياء منهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افعل بي وبي معاجلا واجلا في الدين والدنيا والاخره ما انت له اهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له اهل انك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم الله Salli aleyhi ve Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve seyyidina Bu müsebbattan sonra da e, 21 kere diye hatırlıyorum. E, ya Cebbar e, ismi şerifi okunacak. Ya Cebbar ismi şerifini okuyalım. 21 kere Allah'ım salli aleyhi

e, dua vardır. E, bu duayı da birlikte ben okuyayım, siz de amin deyin. Kendileri okuyanlar 291 291 sayfeler. Allah amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyl Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu ve Selam. Alâ Seyyidil Mursaline ve alâ Aliye Sahibi Ecmân. Allahümme binûrike وبفضلك استغنينا وبك اصبحنا وبك امسينا ذنوبنا كثيره بين يديك نستغفرك اللهم ونتوب اليك يا حنان يا منان يا حنان يا, منان يا حنان يا منان نسألك الامن والامان من زوال الايمان والعفو عما مضى وكان يا حنان يا منان نسألك الأمن والأمان من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رباه يا رباه يا رباه جل شأنك وجل وعما نوالك ولا يا جبار 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 يا جبار، اللهم انا نعوذ بك من شر الفضيحتين وظلمة العينين وهموم الفقر والدين بحرمة جد الحسنين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، اللهم انا نعوذ بك من شر الفضيحتين وظلمة العينين وهموم الفقر والدين بحرمة جد الحسنين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، اللهم آمين اللهم انا نعوذ بك من شر الفضيحتين وظلمة العينين وهموم الفقر والدين بحرمة جد الحسنين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 bütün bu belaların defu rafu olması için bütün hayırların husuli niyeti için El Fatiha Allahum salli aleyhi ve sellem Muhammed ve Ben Fatiha'yı okurum. Size şunu duyurayım. Siz Fatiha'nızı okuyun. İnşallah Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi, önümüzdeki cuma gecesi saat 3'te sahurdan evvel buluşuyoruz. E, dualarla, zikirlerle e, mübarek cuma gecesini ihya niyet ediyoruz. Bu belanın kalkması dua diyoruz. 70 bin Enam suresini unutmuyoruz. 10 kere Ahkaf suresini böyle onar kerelerle okumaya devam ediyoruz. Nuh suresi onda duasıyla beraber yeni çıkan kitaptaki Ahkaf suresinin duasıyla birlikte hepsinin peşine duası var. Sayfalarını söyledim. Ondan sonra arasanız bulursunuz. Sağ taraftan kitabın hemen inşallah okumaya başlarsınız. Haftaya kadar ne okunursa ondan duasını yaparız. Bir de şöyle niyet ettim. Oruç ağzınıza tamamen sahuru bitirdiğimiz anda e, ee, sahurdan evvel işte yarım saat kala bırakırız. Herkes yemeğinizi yersiniz. O arada e, sahuru biter bitmez 14 secde yapalım. Çünkü Efendi babamız Ali Adel Efendi Hazretleri mühimmetün liküllü mühimmetin. Her mühim en mühim çare budur buyurdu. Onun için e, nasıl olsa, e, imamlık, cemaatlik aynı yerde bulunmak imama uyma niyeti şart değil. Ama çoğunuz 14 secdeyi ayet okuyamıyorsunuz, edemiyorsunuz. Ee, tabii ki namaz kılabilen hanımlarda namaz kılabilenler buna dahil olabilir. Hemen imsak olur olmaz siz de işte ağzınızı çalkaladınız falan. 5 dakika sonra, 15 10 dakika müsaade edelim. Hani belki abdest tazelensin savurdan sonra. 10 dakika sonra da ona vakit koyarız. Ona göre kendinizi hazırlayın. Biz de buradan kıbleye döneriz. Secde ayetleri okuruz. Hepimiz evimizde, ocağımızda nerede bulunuyorsak 14 secde yaparız. 14 secde'den sonra da isim azam dualarını yapıyoruz. İsim azam dualarıyla kimin ne sıkıntısı varsa 14 secdeyle mutlaka kaldırılır. E şimdi tabi böyle tek tek kaldık ama e, madem cemaatle namaz gibi değil, 14 secde okuduk mu? Canlı yayında okunursa herkese farz oluyor. Dinleyen herkese farz oluyor. Ama kadın hayızlı, nifaslıysa duysa da farz olmuyor. Dursa da farz olmuyor. Yani temizlendikten sonra da ona üzerine borç kalmıyor. Çünkü ehil değil şeye namaza eğil değil onun Ama geri kalan e, kardeşlerimiz efendim secde yapamayacak olanlar yani şey olarak abdesti müsaade değil bilmem ne onlar dinlemesin zaten. E, canlı yayın olduğu için dinleyene vacip oluyor. Dinlerse de o anda yapamazsa da sonra da yapar. 14 kere secde yapacak yani. Vacip olursa eğer o anda yapamazsa o da ayrı bir dava. Yani o anda yapmak şartı değil. Üzerinde kalır. Yapması lazım. Önümüzdeki haftada 14 secde. Çünkü neden? Oruçluğunun duası olmaz. Ben zaten tutamıyorum. Ben malulen emekli olmuşum. Siz oruca niyet edeceğiniz için tam da Ramazan şerifi ilk sabahı bütün Müslümanlar affederim buyuruyor. 14 secdede de La ilahe illa subhaneke inni kuntu zalimin onu 41 kere okuyacağız. Yani ne demek? İşte böleceğiz onu. İşte her secdede 3 kere okusak yani. Zaten 10 tanesi 30 eder. Anladın mı? Ona göre 41 La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin onu da böleceğiz secdelere. Ee, herhalde sonuncusuna iki düşüyor falan. Bu şekilde e, secdeleri bitireceğiz. Ondan sonra İsmi Azam dualarımız var. Onları yapacağız. Ramazan ilk sabahından sonra inşallah belalar def olup kalkacak. Ondan sonra zaten biz size dedik rahmet faslındayız. Evveli rahmetün başı rahmettir. Hem şu mübarek ezan saatine bak Cuma sabahının ezanı ee, başladı. Ezan saatinde yapılan dualar asla reddedilmez. Az kişinin duası reddedilir. Ezanı duyup da dua ederken az kişinin duası reddedilir. Allah bizi azlardan yapma ya Rabbi. Kabul olunan çoklardan yap ya Rabbi. Reddolunan azlardan yapma. Ya Rabbi Allah'ım salli ala seyna Muhammedin ve aleyh. Bi hakkı seyyidi Muhammed ve cahil seyyidi Muhammed ve Ali seyyidi Muhammed ve bi hakkı leyletil cuma ve bi hakkı yevmil cuma. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle, cumamızı mübarek eyle, maddi manevi bereketler efsane eyle, azabını gazabını defu rafu izal eyle. Bütün uğursuzlukları ya Rabbi şahametlerin hüsetlerini defu rafu izal eyle. Allahümme amin, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Ali aleyhi ve sahibi Ona göre savurdan sonra Ramazan ilk sabahı hem de cuma sabahı hem de efendim 14 secde yapıp dua edeceğiz. Siz de oruç ağızlarınızdan amin dediğiniz zaman oruçlunun duası duası reddolunmaz. Ve sâilullâh fi yâhîm. Ramazan'da Allah'tan isteyen mahrum olmaz. Hüsnü öyledir. Allah bizi Ramazan şerifte mahrum etmeyecek. Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ'nın hıfzına havale ediyorum. Cümlenize Rabbime emanet ediyorum. Estevdi'ukumullâh lezîlâ tezîûdâyûh. استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى اهلي وعلى بسم الله على مالي وعلى اهلي بسم الله على جماعتي بسم الله على اصحابي بسم الله على كل شيء اعطانيه ربي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. e, Besmele-i Şerife okudum. Siz de benim üzerime Besmele-i Şerife okuyun. Allah Teala'nın isminin Rahman Rahim ismi şeriflerin bütün rahmetlerinin sıfatla rahmet sıfatlarının tecelliyatı cümlemizin üzerine olsun. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ve teslimen kesîran. Elhamdülillah. Rabbil âlemin. Amin. 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 Şimdi ben ayrılıyorum. hepimiz zikirlerimizi yapalım. Subhanallahi ve hamdihi. Subhanallahi'l azîm. ''Estağfirullah ve tübileh'' Yüz kere okunuyor. Bu hemen arşa çıkıyor. Arşın altındaki mübarek makamda, yüce divanda, illiğinde mühürleniyor. Ve sahibi şirke düşmedikçe, kafir olmadıkça, İslam'dan çıkmadıkça, ne günah yaparsa yapsın, bunun sevabı bozulmuyor. Ve ahirete gittiği zaman, e, ne kadar e, sıkıntısı da olsa, sermayesiz de olsa, bu tesbihatın sevabı onu bekliyor. Bu ona tas tamam olarak veriliyor. E, ondan sonra, ee, zenginlik kapıları açılıyor, fakirlik zail oluyor. Bu tesbihe devam edenler e, imsaktan sonra sabah namazını kılmadan evvel farzdan evvel bu tesbihata devam edenler e, dünyadan kaçsalar da dünya peşlerine koşacağı vaat ediliyor. Dünyadan kaçsalar da dünyanın peş, e, peşlerine koşacağı e, vaat ediliyor. Onun için kardeşlerim tesbihatlarımızı okuyalım. Sonra tabii kendi evimizde, ocağımızda Mümkünse hanımımızla, çocuğumuzla, kim varsa yanımızda yine mesafeyi koruyarak, yan yana bitişmeyerek, yapışmayarak efendim arada iki metre, üç metre bulunmak suretiyle e, namazlarımızı eda edelim. Allah-u Teala te bulunduğunuz her yerde evlerinize, ocaklarınıza bereketler yağdırsın, rahmetler indirsin, azabını, gazabını cümlemizin üzerinden, evimizden, ocağımızdan, bütün Müslümanların e, yurtlarından def orafu izale eylesin amin ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinin ve ashabının özellikle Haldim Zeyneb ve Nasari hazretlerinin ruhu şerifine niyet edeceğiz şunu da söyleyelim İmsakla sabah arasında zenginlik talebi için okunacaklar var burada bu demin söylediğim Sübhanallah ve amdinin faziletleri bütün mahlukat tesbihle rızıklandırılıyor bu tesbihatla rızıklandırılıyor ezkar kitabı birinci cilt imsaktan sonra okunacaklar başlığına 200 e, efendim 2. 202. sayfa sabah namazından sonra önce 100 kere okuyana dünyayı musakkar kılacak, emrine amade kılacak, sevabı günahlarla bozulmayacak. Bak günah istiyoruz hepimiz ama bu sevap bozulmuyor, mühürleniyor. Sevabı günahlarla bozulmayacak tespih istiğfar. E, bunu bu tesbihatı efendim e, beyan etmişiz okunuşu ta sayfa 205'e kadar malumat var. Hadis-i şerifler var. 205'te okunuşu var. Bir de şu duayı aman bu çok önemli bir kere okunuyor. Sayfa 205'te fazileti anlatılıyor. Okunuşu 206'nın başında tesbihat. Burada ne diyor? İbn-i Ayyad ve Eşazeli ve bu zat e, Evliya Allah mücerrep denenmiş olarak kesin kes tahakkuk ediyor meşayih hazaratı, zenginlik talebi için, yani maddi imkanlarınız genişlemek için, imsak ile sabah namazı arasında, şimdi yani, imsak oldu, sabah namazı daha farzı kılmadık, imsak ile sabah namazı arasında okunacak, zikirleri hadis-i şeriflerden etmişler. bunların biri de burada, zikredilen hadis-i şerif Subhanallah ve azim ve hamdi Subhane men yemunnu ve la yemunnu aleyh Subhane men yuciru ve la yucaru aleyh Subhane men yubra min el havl ve el kuvvet ileyh Subhane men tesbihu minnetu minhu ala men i'timad aleyh Subhane men yusabbihu kullu şeyin bi hamdi Subhaneke la ilahe illa ent ya men yusabbihu lehu el cemii' tedarakni bi affika fe inni cezur manalarını burada bakarsınız bir kere Peşine yüz kere estağfirullah, 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 estağfirullah istiğfar edin. Rızıklar bu saatte dağıtılıyor. Geçimler bu saatte dağıtılıyor. Hanelere, ocaklara, iş yerlerine bereketler bu saatte. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Fatıma kızım sakın bu saatte uyuma. Kumi <laughs> rabbik. Rabbinin rızıkları dağıtılırken uyursan mahrum olursun. E, kalk şahit ol ve zikre daim ol buyurdu. Onun için... Bu dua 205'te manası ve fazil manası çok acayip. Çok acayip. Bunu okuduktan sonra işte 100 kere estağfurullah çekiyor. Bir kere okuyorsun. Demin okudu. Okunuşu 206'da. 206'nın başında. Bunu okuduktan sonra 100 kere istiğfar eden kişi, 40 gün geçmeden 40 gün bak şimdi 40 günü topla. Bayramdan 2-3 gün sonra 40 eder ha. Şimdi bir hafta buradan var. 7. O 36-37'de 36 desen 4 gün içinde bile 40 eder. 40 gün geçmeden mutlaka bütün meşayih tecrübe etmişler. Dünyanın imkanları, maddi imkanlar nereden olursa olur, Müsakkar olur, topluca gelecektir. Mücerreptir, denenmiştir, çok faydalı bir zikirdir. Şu saat rızık saatidir. Unutmayın, fakirlikten de bana da kimseye de dert yanmayın. Derdinizi Allah'a yanın, tesbihinizi, zikrinizi Allah'a yapın. Duanızı Allah'ın kapısında yapın. Ve bu zikir mücerrep. 40 gün geçmeden darlıktan kurtulacaksınız. Meşayih denemişler, söz vermişler. Zikir, zikir, zikir. Zaten bu saat rızık saati oldu. Sahih hadiste sabittir. 205'te manasını imsak ile sabah arasında zenginlik talebi için okunacaklar diyor. Burada bir kere dua okunuyor. Yüz kere de peşine istiğfar ediliyor. Ondan sonra sabah sünnetinden sonra Resulullah Efendimiz'in okudu. Allah Rabbe Cibri ile mika'il duası. Ondan sonra kalbin ölmemesi, imansız ölmemek için e, o, o, dua 206'dan 208'e kadar hadis-i şerif. Sonra Efendimiz'in sabah sünnetini kıldıktan sonra okuduğu şehadet duası. Ondan sonra efendim sağına uzanma. E, efendim, böyle sayfeler gidiyor. 208, 209, 210 faydalı malumat, ilimler, hadisler, hadisler. Efendimiz Hazretim okuduğu, sünnetten sonra okuduğu efendim e, çok kıymetli, çok uzun bir dua, muhteşem bir dua. Sonra efendim Hakim-i Tirmizi Hazretleri rüyada görüp e, bin kere rüyada gör imanımı nasıl kurtarım e, i̇şte bu duayı okursan e, imanın sana bağışlanacaktır buyurduğu dua. Sayfa 217'de sabah sünnetinden sonra bunlar hep okunuyor. Burada birkaç rivati var. Sonra kalplerin öldüğü günde kalbin ölmemesi, iman sönmemesi o bir dua var. 40 kere İmam Şazeli'den aklediliyor. Tabi kısası Ya hayyü kayyum la ilahe Halihazır efendi babamız da yazdı bunu Evradı bayinin kenarına 40 kere. Sabahın sünnetiyle farzı arasında. Efendim kalbin ölmemesini istiyorsan her gün 40 kere. Ya hayya kayyum la ilahe illa ente. Kalbin ölmezse ahiretinin cennetinin nuru sönmez. İmansız ölmek e, uzak olur ve imanla ölmek nasip olur. Bunlar hep 219. Buraları ezkar birinci cidden sabahın şu vaktinde imsaktan sonra okunacaklar sünnetten sonra okunacaklar böyle gidiyor. E, sünnetle farz okunacaklar. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem'in ruhuna bir Fatiha okusun. Peşinden demin okuduğum İnfaheni minke duası. Bu duayı bir kere daha okusan e, zenginlik için, izzet için, itibar için bu 225'te. 224 225. Bu çok mühim bir şey ya. Yani. E, şeyden Esma İdrisiye'den de burada var. 41 kere Ya Aziz okuyorsun. Sonra 11 kere bu duayı okusun. Sonra 15 kere ya ila helalati rafiu celal okuyorsun Sonra ya kayyum felafu şeymine meli ve okuyorsun. İtibarın 1500 oluyor. İtibarın, izzetin, şerefin, ululuğun, belaların kalkıyor. İbrahim Kur'ani meşayihtandır. Ee, Nakşi meşayihtandır. İmam Rabbani müdafaa eden ulemadandır. Ee, o zat da bunları tavsiye etmişler. 225'te 225'e kadar gidiyor. Gördünüz mü? Boş vakit var mı? Evde kaldım, canım sıkılıyor, ne yapacağım? Ah, eskar biri al, eskar iki al, duaları al, zikirleri al, nefes alamazsın. Yani ne demek? Nefes alacak, boş vaktin kalmaz. Meşayih her vakti sab zikirle doldurmuş. Zikirsiz adam yaşamaz. Balık zikri bıraksa, oltaya gelir, ağa tutulur, avlanır buyuruyor hadis-i şerifte. Kuş zikri bıraksa avlanır bu hadis şerifde. Biz bu kadar zikirsiz de gafletle yine belayı az bulduk. Daha belaları hak ettik. Zikre dönüyoruz, duaya dönüyoruz, tesbihata dönüyoruz. Gafleti terk ediyoruz. Allah'ımızın kapısına müracaat ediyoruz. Rabbim fazl-ı keremiyle, lütfuyla cümlemize şun mübarek cuma günde saatinde Şaban Şerif'in sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Eman versin, emniyet versin, afiyet versin, sıhhat versin. Belaları, gazabını üzerimizden deforuf izale etsin. Amin. Belaların ref'i için, duaların kabulü için, eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devriye girmesi için, ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye olmak için El Fatiha